Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması ıspanaklı bir börek tarifi hazırladım. İnanılmaz güzel ve lezzetli oldu. Bu böreğin içinde kabartma tozu yok, maya yok. Çok az bir malzeme ile Allah'ın izniyle harika bir börek ortaya çıkardık. Ispanaklı el açması böreğin hamurunu yoğurmakla işe başlayalım. Öncelikle bir yemek kaşığı tereyağını yoğurma kabına aldım. Sonrasında bir adet yumurta, yarım su bardağı yoğurt, bir su bardağı su, dört buçuk su bardağı un var fakat hepsini eklemeyeceğim. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. İhtiyaç dahilinde geri kalan kısmını ekleyeceğim. Sonrasında iki yemek kaşığı sirke var, onu da ekleyeceğim ve güzelce yoğuracağım. Kalan unu ve bir tatlı kaşığı tuzu hamura ekledim. En az bir 5 dakika kadar yoğurdum. Sonrasında bezeleri ayırdım. 7 tane beze çıkardım ben. 40 santim büyüklüğünde bir tepsi kullanacağım için bezelerimi ben biraz büyük aldım. Ama siz tepsi ölçünüze göre bezenin miktarını küçültebilirsiniz veya büyütebilirsiniz. İstediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben büyük bir tepsi kullanacağım için büyük ölçülerde aldım. Şimdi bezeleri nişastayla her tarafını buluyorum. Bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Sonrasında böreklerimi açabilirim artık. El açması böreğimizin iç harcını artık hazırlayabiliriz. Öncelikle yarım çay bardağı sıvı yağını tavaya alıyorum. 3 adet yemeklik doğradığım kuru soğanı ilave ediyorum. Şimdi bu aşamada doğramış olduğum ıspanak saplarını ekliyorum. Ispanakları bir saat boyunca sirkeli suda beklettim. Sonrasında dal ve yaprak kısımlarını ayırdım. Dallarını ince ince doğrayarak kavurduğum soğanla ekledim ve birlikte kavurmaya devam ettim. Sonrasında yapraklarını ise iri bir şekilde doğradım. Onları pişirmeden böreklerimde çiğ olarak kullanmayı tercih ediyorum. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Size de tavsiye ederim. Şimdi kavurduğum soğanla birlikte yaprak kısımlarını karıştıracağım. Börek hamurlarını artık açmaya başladım. Tepsimin büyüklüğünde açmaya çalışacağım. Çok ince açmamıza gerek yok. Açabildiğimiz kadar açalım. Zaten hamurumuz çok güzel olduğu için oklava değer değmez açılıyor. Kendiliğinden büyüyor hamur. O yüzden hiç tereddüt etmeyin. Hamuru nişasta yardımıyla açabildiğim kadar açtım. Şimdi hamuru ortadan ikiye katlayacağım. Erittiğim 3 yemek kaşığı tereyağının içine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Ve o karışımı şimdi hamurun üzerine süreceğim. Şimdi hazırladığım ıspanaklı harcı yayıyorum. Çok fazla kenarlarını taşırmadan koyacağım. Sararken dışarı taşmasını istemediğim için özellikle bu kısımlara koymadım. Şimdi kenar kısmını içe doğru katlıyorum. Bu tarafı da. Ve şimdi rulo şeklinde saracağım.
Bu şekilde yemi sardıktan sonra şimdi kendi etrafında sarıp tepsinin ortasına yerleştireceğim. Bu şekilde. Şimdi tepsimin ortasına yerleştiriyorum. Bütün hamurları bu şekilde sarıp etrafına dolaştıracağım. Ispanaklı el açması böreğim neredeyse hazır. Hamurun içinde maya yok, kabartma tozu yok. Bunların hiçbirini kullanmadık. Ama çok kaliteli bir hamur elde ettik. Hamurumuz el değmeden açıldı. O kadar kıvamı güzel ve artan yağın içine bir adet yumurta sarısı katıp karıştıracağım. Sonrasında böreğin üzerine süreceğim. Üzerine susam serpiştirip 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında kızarak el açması böreğim çok güzel bir şekilde pişti. Burası inanılmaz kokuyor. Keşke bu kokuyu hissetmeniz. Ispanaklı el açması böreğim çok güzel bir şekilde pişti. Burası çok güzel kokuyor. Şu anki kokuyu hissetmenizi çok isterdim. Şu anda sıcak. Biraz sonra dilimleyip iç dokusunu da size göstereceğim. Bugünkü böreğimi ıspanaklı yaptım. Ama siz aynı börek hamurunu kullanarak patatesli, kıymalı, ıspanaklı, istediğiniz her türlü iç harcını kullanarak bu böreğin aynısını yapabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli olacaktır. O kadar gevrek, narin bir hamuru var ki bıçak değer değmez kırılıyor. Bu da lezzetinin habercisi bence. Ispanaklı böreğimi dilimledim artık. Şu anda çok sıcak. Sıcak olmasına rağmen çok güzel görünüyor. Tadı da emin olun bir o kadar güzel. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi böreğimi parçalara ayırmak istiyorum. Ara katlarını göstermek istiyorum size. İnanılmaz güzel. Gerçekten çok güzel. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.